الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Mesela diyelim ki dışarıya çıkarken böyle aynada 15 dakika çıkamayan, yarım saat çıkamayan bir insan düşünün. Aa, nasıl çıkacağım, nasıl giyineceğim? Gel buraya şimdi, burada kal. Ha Ahmet, buyur abi. 2 dakikan var, hemen arabaya gidiyoruz. Sultanbeyli'ne derse yetişiyoruz. Abi hem giyinmem. Hadi çabuk. Abi tuvalete gidecektin. Ne tuvaleti lan? Orada girersin. Çabuk çabuk. 2 dakika var. İstersen giyme. Hani yarım saat aynada duramıyordu. He? Cemaat içinde olursan işte bunu yapamazsın. Ve bundan kurtulursun. Evde bunu yapamazsın. Ama burada kafanı da kırarlar yani. Hastalığın, takıntıların çıktığı yer neresi ise çaresi de orasıdır. Efendim abim? Kafalık öyle dedin ya. He. Sonra kimse gelmez mi sen? Gelmesin canım. Onun ihtiyacı var. Doktor hastalara yalvarmıyor ki gelin diye. Bizim ihtiyacımız yok. Mesela bazılar diyor. Böyle böyle abi söylüyorsun falan. Bakıyorum hakikaten doğru söylüyorsa özür diliyorum veya onu kaldırıyorum. Ama baktım ki bir Risale-i Nur'da doğru, hakikat doğru ama kendi zihniyetine, kendi kafasına, kendi doğrularına zıt. Abi böyle şey yaparsam ben dinlemem. İster dinle, ister dinleme. Sanki şeyimde takkeme söyle, defterimdeymiş yani. Sen dinlemişsin, dinlememişsin. Benim hiç umurumda değil ki. Ha işine gelir alırsın, işine gelmezse salarsın. İmam-ı Geylani demiş ki Abdülkadir Geylani. Bu insanlara güvenme. Bugün överler, yarın söverler. Aynı insan söver ya. Hiç şeyim yok yani. Allah biliyor çünkü. Niye? Ben insanlardan bir şey beklemiyorum ki. Takdirinde beni almıyor, tenkidinde almıyor. İster dinle, ister dinleme. Yusuf ister gelsin, ister gelmesin. Hastalığın, takıntıların çıktığı yer neresi ise çaresi de orasıdır. Hastalık nedir? Çare hariç değil. Çare onun içindedir. Dertler bana derman imiş. Yani mesela bak, yastığı böyle düzeltiyor mu? Hastalık. Bunun çaresi kitap okumak değil. Nedir o? Bunun çaresi gene bunun içindedir. Bu, ha? Emniyet vermemek buna. Bunu da yapamazsın tek başına. Tek başına kalanların özelliği bunlar. Ne? Cemaat içinde olacaksın. Cemaat içinde olduğunun faaliyet var. Faaliyet olunca kendini görmüyorsun ki. Kendini düşünmeye zamanın yok. Mesela ferdi nazara alınmıyor. Mesela diyelim ki örnek vereyim. Aramızda soğuktan, rüzgardan hassas olan var. Koca cemaat var. Fert kim olursa olsun hiç kale almıyorum. Camı açıyorum. Küsmüşsün. Hiç defterimde değil. Çünkü umumi hukuk var. Cemaat bu sıcaklıkta mayışıyor mu ders dinlerken? Abi ben ama cam açılınca rahatsız olun. Hiç kusura bakma. Git kuytuya otur. Bu kadar cemaat buna ihtiyacı var. Ben de dahil. Ben de uyuyorum. Uyumasam söyleyin bana. Umumi hukuk ayrıdır, şahsi hukuk ayrıdır. Umumi hukukla şahsi hukuk çatıştığı zaman şahsi hukukun hiçbir değeri yoktur. Dershanenin sevk idaresi böyledir. Bunu da ben dershanede olan kardeşlerime göndermeye olarak söylüyorum. Çok soru geliyor da ondan. Abim gelince kadın ya ders yaparken hiç uygunsuz olmayacak şeyde inatlaşarak soru soruyor. Ne yapalım? İkaz edin. Yani tek başınıza ikaz etmeyin. 2-3 kişi şahsı manevi kenara çekin ikaz edin yapmayın. Gene yaparsa kapının önüne koyun. Çünkü niye? Umumi hukukla şahsi hukuk çatıştığı zaman şahsi hukuk hiç nazara alınmaz. Mütekellim, ya affedelim, gene idare edelim. O zaman buraya tecavüz ediyorsun. Çünkü mütekilin vahdi olsa musamahası amali salihtir. Yani sana mı hakaret ediyor, affedersen güzeldir. Ama mütekili mal gayrı olsa, yani mevzu cemaat mevzusuysa, sen onu affetmen mütekili mal gayrı olursa musamahası amali talihtir, cinayettir. Sen bir kişinin hukukunu nazara alıyorsun da bu kadar kişiler ne olacak?
Farkındasınız değil mi? Hiç kale almıyorum Ferdin. Yaşı başı ne olursa olsun, kemalatı ne olursa olsun, ha mağdur etmemek için, bak abim sen cemaatte rahatsız oluyorsan bu kadar karabalık cam açmaktan, ha sen buyur oda var. Git odaya otur. Ben bu cemaati kale almayadan seni kale alamam. Hiç şansın yok. Bu böyledir. Hiç onun için ben umumi hukuka çok dikkat ederim. Hatta şunu derdim, hatırlar mısınız gençlere? Allah insanların şahsı kusurlarına nispeten umumi hukuka yaptığı hatalara dikkat ediyor. En çok o. Umumi hukuka yanlış yapmayacaksın. Hastalığın takıha okuduk. Bazıları der, hastalığı çöplükten kaptım. Bak bazıları der, hastalığı çöplükten kaptım. Çaresi çöplük müdür? Asıllar bu tür mekanlardan alınan mikroplara karşı imal edilir. Aşı var ya, aşı. Aşı nedir biliyor musunuz? Sihat değil ha, mikroptur. Mikrop. Küçük bir dozda çocuğa mikrop verilir. Ta ki buna karşı vücut savunma geliştirsin diye. Çünkü en savunması güçlü olan çocuklardır. Çocuklara gelen hastalığın yarısı bana şimdi bu yaşta gelse ben dumur olurum, ölürsün. Çocukların savunması çok güçlü olduğundan çocukken aşı verilir ufak. O mikroba karşı vücut savunmasını geliştiriyor, savunmayı. O güçleniyor ama onu yok şey yapmıyor, o bilgi depoluyor. Yaşlandığı zaman 40, 50, 60 yaşında olduğu zaman o tipten bir mikrop gelse hemen o depodaki öne çıkıyor. Nasıl onunla hangi şeyle sistemle yendiyse o şifre var aşırıda. Onunla bunu yeniyor. Yeni bir formül bulmuyor yani. Aşılar bu tür mekanlardan alınan mikroplara karşı imal edilir. Şeftaliden alınan hastalığın çaresi armut değildir. Tıp buna yavaş yavaş geliyor. Dermanlar dertlerin içindedir. Küfür imana, dalalet hidayete, karanlık nura hizmet eder veya yol gösterir. O zeminde çare imal edilir. Nasıl ki Ayşe'ye aşık oldum, dert saldım başıma, çaresi Fatma değildir. Yine derdi başıma açan çare de odur. Ben Ayşe'ye aşık oldumsa misal, çare Fatma değildir, Ayşe'dir. Şems-i Tebrizi şöyle bir şey diyor, sabır. Dizinizde derman bittiği vakitte gönlünde yeşeren yarındır sabır. Sabır için demiş. Bir daha. Dizinizde derman bittiği vakitte gönlünüzde yeşeren yarındır sabır. Şöyle diyeyim. 6 sene bir tıp çocuğu, tıp üniversite okuyor, doktor olacak. Ya tıp okunacak bir şey değil ha, o kadar zor. Abi işte damar, 7 ayrılıyor. Hepsinin ismini ezberliyorsun. O 7'den birincisi 5'e ayrılıyor, ötekisi 3'e ayrılıyor, ötekisi 8'e ayrılıyor. Tek tek ismini ezberliyor, içinin kan değil ha. Gece gündüz ezber, ne anlatacağım bak. Peki bu çocuk nasıl sabrediyor ya? Daha oturup lisedeyken pek kitap okumamış. Bunu nasıl yapıyor? Sebebi şu. 6 sene sonraya odaklanıyor. Okul bittikten sonra şöhret, para, doktor bey, arkanda hastaların koşturması. Düşündükçe gönlünde yarın diriliyor. Yarın ortaya çıkıyor. Yani 6 sene sonraki kazanımlarını hayal edince 6 seneye tahammül gücü oluyor. Biz de Allah'ın 6 sene sonra değil, her an ahirette bize vereceği makam ve nimet ilahi düşündükçe dünyadaki sıkıntılara tahammül gücü olur.
Anladık mı abim? Yani şeyi de bilmek gerekiyor. Yani Cenab-ı Hak insan makinesine kavramayacağı yükü vermiyor. Evet. Daha iyi kendi sonlarına sınırlamışlar, sınırlayacak. Peki, yuvarlar yutak yok. Doğru. Peki ne kadar oldu? 44. Bir şey okuyayım keseyim. Biraz uzun. Bir iki yaprak. Düz okuyayım. Size lazım. Başlık şu. Sadakat mı haset mi? Bazıları sadakat yapıyorum, Risale-i Nur'u koruyorum diye Ahmet'e Mehmet'e sağa sola saldırıyorlar. O başlık altında. Piyasada sadakatini göstermek için veya birilerine bir yerlere yaranmak ve girebilmek için veyahut eski konumunu korumak için en çok istismar ettikleri yol sadakat tezgahı, sadakat vitrini perdesi altında hasetler yapılıyor, gıybetler yapılıyor, iftiralar icra ediliyor. Yani birilerine kendini kaptırmak, birilerine kendini göstermek, cemaata kendini pazarlamak için en çok kullandıkları yöntem sadakat numarasıdır. Risale-i Nur'a sadıktır. Benim gönlüm aklım Risale-i Nur diyor. Kim Risale-i Nur'a dil uzatsa beni görür karşısına vesaire. Bunlar hepsi hikaye. Ve Ahmet-i Mehmet'e saldırıyorlar. Hizmet edenlere saldırıyorlar. Sadakat namı altında. Mesela abilere saldırılıyor. Hizmet eden, koşturanlara saldırılıyor. Bunlar sadakat perdesi altında oluyor. Nasıl anlaşılır Hasan abi saldırdı? Yani bak, okuyayım devam edeyim. Her şeyde ve her cemaatte de bilerek veya bilmeyerek derin devlet yapılanması var. Cemaatte de, her cemaatte de var. Derin cemaat var, derin yapılanma var. Devlette de derin devlet var. Bunlar eski alışkanlıklarında devamdalar. Eski konumlarını korumak, milleti sürü, kendileri bunların çobanı zannetmeleri, tabii ki halis ve ihlaslı, bir o kadar da istidat ve kabiliyeti olanları veya biraz işi fark edenleri bastırmak ve onlarca zararsız hale getirmek için kullandıkları malzemeler bunlar. Bak, bir daha okuyayım şurayı, lütfen kaçırmayın. Bunlar eski alışkanlıklarında devamdalar. Eski konumlarını korumak, milleti sürü, kendileri bunların çobanı zannetmeleri, tabii ki halis ve ihlaslı, bak ne yapacaklar? Öyle insanlar var ki, halis, ihlaslı, bir o kadar da istidat ve kabiliyeti olanları veya biraz işi fark edenleri bastırmak ve onlarca zararsız hale getirmek için kullandıkları malzemeler. 1. Cemaatimizin geleneğine sadık ol. O mesela cemaatin içinde bir istidatlı kardeşimiz var. Kabiliyetli hakikaten. Cemaat ülfeti kırıyor, ne bileyim, ufuklar açıyor. Risale-i Nur'un, Nur talebenin üzerindeki o kabatasla hantallık kalkıyor. Yani değişik bir ufuk açıyor Risale-i Nur'un içerisinde oluyor bunu. Hemen karşısına dikiliyorlar. Cemaatin içindeki derin devlet. Ergenekon yani. Abi sen bana bak ya. Bu Risale-i Nur'un mana mertebesinin ortaya çıkaran zata hücum etmek Risale-i Nur'un mana mertebesine düşman olanlardır. Çünkü kendi dili yok ki Risale-i Nur. Çünkü niye? Eğer o Risale-i Nur'un mana mertebesinde bir manayı çıkartıyorsa bunun fayası ortaya çıkacak. Bak ne yapıyorlar o zaman. 1. Hemen karşınıza şöyle dikilir. Cemaatimizin geleneğine sadık ol. Yani her şeye karışma. Öne çıkma kardeşim. Ne biçim ders yapıyorsun ya? Öne çıkıp böyle ders yapılmaz. İmtiyazlaşma. Bütün nazarlar sana dönüyor. Ne yapalım yani, hizmet yapmayalım mı? He? Hizmet yapmayalım mı? Hizmet olmasın mı? Hemen yakışıksız yakıştırma. Şöhret için uğraşıyor. Kalbini yardında mı gördün?
kalbine mi girdin? Devam edeyim. Cemaatimizin geleneğine sadık ol. Yani her şeye karışma. Öne çıkma. Mana tespitinin amı altında imtiyazlaşma. Şöhret peşinde koşma. Herkes gibi cemaat içinde eri. Yani sürü ol. Benim bir sürü adetim var. Cemaatin içinde imtiyazlaşma. İmtiyazlaşmaktan rahatsız olan imtiyazlı kişilerdir. Bir daha söyleyeyim mi? İmtiyazlaşma diyor. Birilerinin imtiyazlaşmasından rahatsız olanlar imtiyazlı kişilerdir. Olmadı, anlamadın. Bir daha. İmtiyazlaşmaklardan rahatsız olanlar cemaat içinde imtiyazlı olanlardır. Çünkü kendi konumları gidiyor. Yani demek istediğim de aynı şekilde. Yani şu. İmtiyazlaşma kardeşim. Niye? Ben kendi konumda kalmam lazım ya. İmtiyazlaşırsan bu sefer kıyas oluyor. Beni kıyas edecekler seninle ya. Bu kadar insanlar yani. Ben ne güzel yani ne oturun arkadaşım. Gelenek şu. Cemaatinizin bir geleneği var. Neymiş gelenek? E tamam işte yani ben vardım başınızda. Tamam de ne sorguluyorsunuz beni? Yürüyün işte ya. Çoban bendim. Sürü sözdiniz yani. Yani geleneğimiz demek o demek yani. Yani nasıl gelmiş bu iş? Bir başımızda birisi var işte. Tamam gene öyle olun. İmtiyazlı kişiler imtiyazlılardan rahatsız olurlar. Unutmayın. Yani sürü demek de farklı kabiliyetleri, farklı meyilleri yok farz ediyor. Herkesi evet. Robot gibi aynı. Aynen. İstidat ve kabiliyetleri farklı şey yapmayacaksın, çıkmasın. Herkes hamsi olacak. Muhammed'de de öyle diyor ya abi, tarafkirlik, inat, haset. Onların netice veriyor. Evet. İmtiyazlaşmayı netice veriyor. O da Muhammed'e bozuyor. Bozuyor. İkinci tuzak. Farklı farklı istidat ve kabiliyet sahiplerinin aynı ruhlarında Risale-i Nur'un mana mertebelerinin görülmesi, ortaya çıkması ve o zeminde neşr-ü nema çıkmasına yardım etmeleri gerekirken, sadakatını bozma, sen kimleri dinliyorsun? Bak, yalnız kalırsın ha. Baksana, Edirne'den Kars'a kadar her yerde biz varız. Sen böyle bir cemaattan ayrılırsan, ne olur senin halin bilir misin? Hem biz çok karabalığız. Yani Muzami Ümmet Caddi-i Kübra'dan gider sırınca. O Muzami Ümmet biziz gibi telkinlerle istidatlar ve kabiliyetler körleniyor, baltalanıyor, çürütülüyor. Kişileri kapılarına tasmalanıyor. Risale-i Nur mana mertebe düşmanları. Bunlar cemaatin ergeni konuları. Abi şuurlu mu yapıyorlar ergeni konu bilemiyor. Fakat sıfat şu. Hani var ya Zülkarneyn. Ustad diyor ki Zülkarneyn bir unvandır diyor. Ne demek? Yani Zülkarneyn hakkında söylenilen özellikler, sıfatlar bir insanda olursa o da kendi çapına göre Zülkarneyn'dir. Yoksa Zülkarneyn bir şahıs değildir. Anlıyor musunuz? Evet. Aynen bunun gibi Risale-i Nur'un mana mertebelerini nerelerde gözükecek? İstidatlarda gözükecek. İstidat ve kabiliyet aynalarında ortaya çıkacak. Sen istidat ve kabiliyetleri Risale-i Nur'a ayna olmayı kaldırırsan lügatına hapsediyorsun. Ve gerekçene bak. Geleneğime zıt. Ben de inandım geleneğine. Bir de enaniyet oluyor diyorlar. Böyle. Şimdi biz tehdide bak. Kars'tan Edirne'ye kadar biz varız. Sen böyle yaparsan ayrılırsan var ya, bitti canım. Cemaat din olmuş. Cemaattan ayrılmak dinden ayrılmış gibi olmuş. Ya kardeşim senin cemaatin değil. Cemaat içinde bir tane fertti, bir gruptu.
Risale-i Nur cemaati bile din değil tövbe. Cemaat içinde dava değil ha. İslamiyet gibi değil. İslamiyet içerisinde dava içinde bir burhandır. Risale-i Nur dava değildir. Dava içinde bir burhandır. Dava neydi? İslamiyet. İslamiyeti ispat eden, İslamiyeti güzel göstermeye çalışan, asr-ı müceddidi olan bir faaliyettir. Ama cemaatların farklı farklı olması Risale-i Nur'un mana mertebelerinin farklı zeminlerde, farklı istidat ve kabiliyet aynalarında farklı manalarının çıkmasına sebeptir. Eğer Risale-i Nur'a ayna olan istidat ve kabiliyet farklılıklarını ortadan kaldırırsan manasını teke indirirsin. Mücedditleri görmüyor musun? Mezhep imamları kaç tanedir? Abi Nurculuk bölündü. İslamiyet bölündü o zaman 12 tane hak mezhep var. 12 tane hak mezhep var. Abi ne demek 12 ya? 4 biliyoruz. 4'ü işlevi var. 8'i işlevi müntesipleri olmadığı için söndü. Ama hak mezheptir. Davudi mezhep var. Fetevain diye bak bakalım. Davudi mezhebinden bahsediyor. Davudi mezhebinde budur diyor. Ben bazı çıkış yolları Davudi mezhebinde buluyorum. Böyle birilerine, ekabirlerine denk gelmiştim. Bak, şimdi yaşadığım bir şey, ihtiyacı değil tabii, bu bir şeyin ihtiyacını söyledim. Böyle birilerine, yani cemaatin başına ben denk geldim. Ekabirlerine denk gelmiştim. Dediler bana diyorlar şimdi orada. Sen Risale-i Nur'u değil, kendini gösteriyorsun. Bana dedim. Ben de dedim ki hayır. Ben Risale-i Nur'un mana mertebelerini dışarıya çıkmasına aynı oluyor veya olmaya çalışıyorum. Ve Risale-i Nur'un çekirdek manalarını farklı topraklarda farklı tezahür etmeleri lazım ki 24. sözün ikinci dalında ustadımız temelde 9 aslı fıtrat zemini oluşturmuş. Yani katre, zehre, reşa bu üçünün de her birinin 3 farklı mertebeleri var. Böylelikle 9 insan zemininden bahsediyor ustad. Risale-i Nur kelimeleri, tabirleri semboldür, şifredir. Bir yerlerin üstündeki kapaktır. Bir yere işaret eden elimin işaret parmakları gibidir. Böyle Risale-i Nur işaret ediyor. Malatya'ya 15 kilometre kaldı diyor. Tabela Malatya değildir. Tabela işaret ediyor. Risale-i Nur manaya işaret ediyor. Tabelalardır. Ben elimle hey şuraya bakın diye işaret ediyorum. Sen elimi mi yoksa onun işaret ettiği yere mi bakarsın? Ben kendimi gösterdiğimi sen nereden biliyorsun? Kalbimi mi yardım? Bak şurada şu mana mertebesi var diyorum. Ben kaynak gösterip de söylüyorsam orayı gösteriyorum. Sen oraya git. O mana yok, sen bunu uyduruyorsun dese tamam. Veya bir hazinenin üstünü örten kapağı kanaat edip hazinede vazgeçer misin dedim. Bir hazinenin üzeri kapak var. Biliyoruz ki hazine bunun içinde. Hazine bu buradadır. Hey bunun içinde neler var biliyor musunuz? Tamam demeyle zengin olmuyorsun ki. Ona sahipleneceksin. Kapağı aç içine al. Risale-i Nur tabirleri kapaktır. Hazine içinde. Risale-i Nur insanlık alemini hakikate bağlayan köprüdür. Bak. Risale-i Nur gene devam. Risale-i Nur hakikate taşıyan vesait araçları gibidir. Risale-i Nur kişiyi kendisiyle tanıştırandır. Risale-i Nur kendisine ünsiyet ettirip ülfet ettirmeyendir. Risale-i Nur Kur'an'ın bu asra bakan son icaz-ı manevisidir. Devam ediyorum o zata demeyi. O da dinliyordu. Bak dedim. Ben kendimden haberim yoktu. Yaşadığımın farkında değildim. Belki bazı konuşmalarım, çizimlerim sizi rahatsız etmiş olabilir. Yani bazı uslubum, soyumdan, kültürümden gelen veya meşrebimden gelen
Bazı usluplarım, sert veya şeylerim sizi rahatsız etmiş olabilir. Yani belki kendimi göstermiş gibi gözükebilir. Onlar da enfusi alemde risaleleri beni gezdirirken yarım yamalak, sisli ve bulutlu gördüklerim halet rüyalardır. Yani bazı şeyler söylüyorsam, eğer hakikaten ruhunuza, aklınıza ters düşüyorsa Faruk, ne diyeceksiniz biliyor musun? Ben dedim, işte şimdi de söylüyorum, ben enfus alemde yarım yamalak, sisli, püslü, böyle karanlık bir alemde işte biraz aralayabildiğim ama tam ihata edemediğim veya edip de ifadede aciz olduğum şeylerdir. Ben hatta diyorum ki Şeceri Hilkat'te, ona dedim, bu doğru değildir, bu yanlıştır, doğru bulunana kadar doğrudur. Bu yanlıştır, doğru bulunana kadar. Doğru bulunana kadar yanlıştır. Doğru bulunmayamışsa, daha iyisini bulunmamışsa doğru budur. Bir şey bütün bütün elde edilmezse bütün bütün terk etmek doğru değildir. Yani zahire baktığın zaman bazılarının konuşması kibir, gurur, şöhret vesaire gibi gözükürken işte öyle değil. Bak bir de okuyorum. Onlarda enfusi alemde risaleler beni gezdirirken Risale-i Nur yarım yamalak, sisli, bulutlu gördüklerim halet rüyelerdir. Bunların numuneleri geçmişte yoktur ki onlardan iktibas olayım. Yani mesela ben bir şeyler çıkarttım. Sen diyor nereden aldın bunu diyor. Bak abim şu şeceri hilkat. Bak kardeşim şu kalbin haritası. Bak diman mertebesi. Risale-i Nur'un dışında bir yerde var mı? Bana gösterin kaynağını. Ben size bu cemaatta söylüyorum burada. Yalana Allah şahitlik yapılırsa kafir olur. Mülteka da öyle diyor. Bunu bilerek söylüyorum. O haritaları Risale-i Nur'dan çıkarttım kardeş. Yok başka bir kaynak gösterin. Başka bir kitap gösterin bana. Yani ben size söyleyeyim nereden bakacağım. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin marifetnamesindeki şekil şudur. Gidin bakın arkasında. Bir yerde terazi koymuş. Bir yerde alevler var, bir yerde meyveler var. Aha sana cennet, cehennem. Haşir meydanını çizmiş. Ne alakası var bizim şeceri hikatta yani? Bunu zaten insan düşününce şey yapar. Haşir meydanında kantarı koymuş, sağ tarafına meyveleri koymuş, sol tarafına ateş koymuş. Zaten hadiste söylenen şey. Kalbin veya dimanu mertebesi. Kardeşim, abin dedim ben Risale-i Nur'u mehaz alıyorum, risalından söylüyorum. Bak burada böyle diyor onu, söylenileri şekillendirdim. Sen eğer ben risalinde olmayan bir şeyi hayal ve kurguladımsa, sen de demiyorsan suçlusun. Sen bana de ki böyle, sen kendini satıyorsun deme ilk önce. De ki, bak burada böyle dedin. Dima mertebesi tahayyüldür dedin. Tasavvurdun dedin. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, itizam, itikad. Böyle bir şey yoktur külliyatta. Sen uydurdun. Sen uydurduğuna göre kendini satıyorsun. Muamma acayip şeyler söyleyerek kendine dikkat çekiyorsun. De, yok de. Yok de. Külliyatta yok de sadakattan düş bakalım. Yok mu? Var. Ben varı gösteriyorum. Olmaz. Niçin olmaz? Geleneğimiz nasıl? Geleneğimiz senin hep başta olmandı. Biz sürüydük. Öyle devam edecek. İmtiyazlaşma. Bütün nazarlar sana geliyor. Emana çıkıyor. Farklı manaya dikkate çekiyorum. Nurcuların ünsiyetini artırıyorum. Ülfetini kuruyorum. Olmaz kardeşim, olmaz. Olmaz. Dikkatli nazar sana çevriliyor. Olmaz. Niye? Dikkatli nazar zaten bendeydi. Sana da çevrilse o zaman olmaz ki. Şirk olur ya. Hikaye anlatmıyorum. Her cemaatta var yani. Ben kendi şeyimden söylüyorum. Devam ediyorum. Bunların numuneleri geçmişe yoktur ki onlardan ben iktibas etmiş olayım. Allah Celle Celaluhu bu ihlaslı ve sadakatli cemaata merhametinden bazı müflisleri ve acizleri kullanarak merhametini göstermesidir. Nereden çıktı dedi? Dedim ki bak Allah'ın adetidir. Meziyeti, özelliği, kariyeri, fazileti olanlarla göstermiyor bu hizmeti. Ümmi zaten peygamber çıkartmış.
okuma hiçbir yazması olmayan, hiçbir yerden tahsil etmeyen Bediüzzaman'dan mücedditlik çıkartmış. Benim gibi ne İmam Hatip mezunuyum, ne ilahiyat mezunuyum. Ne şark medrese eğitimini görmüşüm. İşte bizim gibi uyduruk, yandan çakmalı insanlardan da böyle ulvi şeyleri gösterince ha diyoruz ki olan bu adam meziyeti mi var? Yo. E bu adamda acayip şeyler gözüküyor. Ha Allah merhameten bu nur cemaatinin ihlaslı, sadakatli cemaata merhametinden bazı müflisleri, acizleri kullanarak merhametini göstermesidir. Nasıl ki gübreden yiyecekleri çıkaran Allah gibi. Niye? Ta ki bu tiplerden çıkartıyor ki kaynak bu o değildir densin diye. Ümmi zattan okuma yazması olmayandan Kur'an çıkıyor ki Kur'an'ı kendisi yazdığı ihtimal ortada kalksın diye. Odundan türlü türlü nimetleri uzatan Allah'a bazı gübre ve odun gibi sat, art, bak bazı gübre ve odun gibi saf, art niyeti olmayan, şöhret ve dünyevi menfaati takip etmeyen kullarının ruhunda da bunları göstermesi rahmet ilahiyenin şenindendir. Eğer o kulları riya veya şöhret veya hut menfaatına veyahut menfaat-ı maddiyeyi onlarda olmuş olsaydı aynadarlık sıfatlarını kaybolurdu ve de o batını manalar çıkmazdı. Senin anladığın gibi bu manaları ortaya çıkmasına vesile olanlarda sadakati bozuyorsa, İhlaslı değilse, yani kendisini takip ediyorsa bu adamın içi gübre dolu. Bu adam pislik. Allah da bunun üzerine hakikatleri göstermez. İlla ki rezil eder onu. Allah böyle riyakar, şöhret peşinde koşanların üzerine gözde davası Allah'ın razı olduğu mücedditliktir. Mücedditlik içerisindeki bu hakikatleri onda göstermez. Ve rezil eder. Bak televizyondaki ekranlarda görüyorsunuz. Bak ne hale gelmişler. Ha senin zannettiğin gibi şöhret, riyakarlık, başka sufli şeylerin peşinde olsa Allah bunları alır. O manaları çıkartmazdı. Bu manaların sahibi Allah değil mi? Evet. O zaman o böyle pes bir ahlak sahibine bunları göstermez ve vermezdi. Verdiği şeyler şudur mazide. O insan şöhret ve riya istiyorsa maddiyatı ve dünya makamlarını verip azdırdı. Ne yapmış Allah? Böyle yapanlar var. Verdi. Sonra kötüye kullandı. Bu sefer Allah nasıl ceza verdi biliyor musunuz? Onlara dünyevi makamlar verdi, para verdi, verip azdırdı onları. Cemaatin dışına atmak için makam verdi, sihat verdi, şöhret verdi, etrafında insanı topladı. Sonra azdırdı ve Firavun ve Nemrutlar ve Şeddatlar deccallar oldular. Ama dikkat et, onlara maneviyatlarını Allah vermemişti. Onlara bazı özellikler vermiş mesela, hiç hastalanmamış. Güç vermiş, yakışıklılık vermiş ama Allah maneviyatı vermemiş onlara. Daha önce vermiş, sonradan sadakat ve ihlaslarını bozmuşsa ki Belam bin Bahur'a verdiğini geri alarak rezül rüsva etmiş. Hatta ilk inkar kitabını da bu zat yazmıştır. Araf suresi 176'da geçiyor. İlk inkarcılık kitabı Belam bin Bahur'a yapmış. Allah'ı inkar etme kitabını yazmış. Çünkü Belam bir gün olsun nimetlere şükür etmedi. Eğer şükreden bir kul olsaydı onu muhafaza ederdik diyor Cenab-ı Hak. Şükür demek olan emrolunduğun gibi dosdoğru olmak veya en azından yapamazsan da kabul etmek. Asıl dayatmaları olan hayat-ı dünyeviyenin teminini gaye edinmemek. Moda ve fantazilerden elinden geldiği kadar uzak durmak, dünya hayatı ve metalarını vesile ve vasıta olarak görmek, ne imkanların varsa ahiretine vesile yapmak,
hiç olmasa ölmeden önce birisine Risale-i Nur'u vermek, hizmetle tanıştırmaktır. Zinadan uzak durmak, buna götüren esbablardan, yılandan, akrepten çekindiğin gibi korkmak ve kaçmak ki bu akşam ben şöhreti ve riyayı yılan ve akrep olarak gördüm bir rüya. O rüyamda ödüm patladı, inanın çok ama çok ürktüm, şöhrete karşı geçici dahi olsa hissi bir nefret geldi ve ne kadar manasız, mantıksız ve sonu hiç olduğunu hissettim bir rüyada. Şimdi o gerek yok o rüyamı. Allah Celle Celaluhu bu hissi sizlere de bana da daim ettirsin, devam ettirsin. Kul olduğumuzu unutmadan sadakat, ihlas, takva, iştinab-ı kebair hizmete Cenab-ı Hak son anımıza kadar devam ettirsin. Amin. Bir an olsun nefsimizle baş başa bırakmasın. Amin. Ameline güvenenlerden eylemesin. Ve hizmet-i imaniye ve Kur'aniye'de uhuvvetlere ve tesanüt sırrına tam sahip kılsın. Amin. Müslümanları ve hasreten nur talebelerini hıfz-ı emin eylesin. Amin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Ve şeytanların şerinde muhafaza eylesin. Amin. Usul ve furuğumuzdan her kimler ahirete göçmüşlerse onlara merhamet etsin. Ve taksiratlarını hasenatlara çevirsin. Amin. Bizi birbirimizden dünya ve ahirette ayırmasın. Amin, amin, amin. Aklımız, kalbimiz, ruhumuz neredeyse vücudumuzu, himmetimizi ve hayatlarımızı da orada beraber eylesin. Amin. Kalbimiz başka yerde, beden fiillerimiz başka yerde olursa işte psikolojik hastalıkların zemini ve toprağı olduğunu idrak ettirsin. Amin. Vahir davahum. Enilhamdülillah Rabbil Alemin. El-Fatiha. Temassalavat.